Ama spordan sonra hemen değer gelir şef Suzanne Nevin. Güzel bir İtalya yemek yapacaklar bizim için. Acaba nece yapacaklar? Bəli Zeynə, aslında ben bunu demek istedim. Gerçekten bir gün Suzan mutfakta farklı bir şey seçipti. Bu da çok güzel bir şeydi. Bilmeği lazımdı ki başka ülkeler ne yemekleri var, bir de ne yemeklerden meşhurdular. Geçen gün hemen Suzan'a, Suzan tekrardan necesin? Hayatım sen necesin? Sağ olasın. Uzun bir zamanı görmedik seni bayram yüzünden. Ha gelmedi. Tabii. Suzan, bir gün bakırın peynir var, köstü var. Sen İtalya yemek yapacaksın. Bəli, adı Kozamya. Adı nedir? Kozamya. Kozamya. Bəli. Peki, bunun malzemeleri nedir? Ne yemekidir? Malzemeler. Tafasın. Tavuk etiyle yapılır. Bu şekilde 500 gram tavuk etimiz var. Köşk tarafını kullandık. Böyle ince ince de doğramışız özüm bu şekilde olur. Batatamız var evden kızartmış özüm hazır çünkü süremiz olmadığı için. Peynirden yapılı. Özüden beşamel sosu da yaparız. Beşamel sosunun malzemeleri keremiz var bu şekilde. 3 yemek kaşığı takriben keremiz var. 3 yemek kaşığı unumuz var. 2 bardak süt. Bu beşamel sosunu yapacağız. O yüzden biraz karabiber tuz da koyarız. Sosu için de koyarız. Yani. Beşamel sosu. Normal kaşar peyniri de biraz koyarız içine. Üzerine de en son kaşar peyniri koyarız. Tabi yani bu yemek en fazla peynir var içinde. Ben de fırında pişecekti en son. Kullandığımız baharat tavuk için sarı köktü. Biraz heyeldi. Biraz pul toz biberdi, biraz da pul biberdi. Bir de bu da neydi? Samırsak? Samırsak, bir de samırsak da kullandık. Kuzbaradı, biraz kimyondu, karabiberdi, tuzdu. Bu şekilde güzel. Yani etimiz bu şekilde baharatlı olur. Güzel, evet. Peki. Tamam, o zaman hemen başlayalım. Bir de yemeğin adı neydi? Kozamya. Kozamya. Peki. Aslında ben indi bunun hiçbir şekilde yani düşünmürem şekli ne olacaktı acaba bu börekti, şorbadı. Yok. Beşamel soslu yemekti yani peynirli soslu fırından. Yemek, lezanya taki, ben, bu pasta taki, bu tür yemek olacak. Foçini taki bu ben, şeyler. Ben. Peki tamam o zaman. Hemen yağımızı koyalım. Hemen ilk yaptığımız şey ne olacaktı Şif Suzan? Etimizi önceden pişiririk ama biraz yağ koyalım. İlk önce hemen köske kavurak. Ama baharatları üzerine koyalım. Güzel. Hatta bir de köz ki et terki daha çok tez pişer Suzan. Bəli, tez pişer. Yani hiç oturmaz sani. Yok, o vaxt yaparmaz bu. Aa, önceden bıraksan baharatlarını. Bəli, baharatlarımızın. Aynı ne tedbir için yani buradan? Evde olduğu zaman biraz daha önceden koysalar baharatlar üzerine daha güzel oldu adı. Yani evden tedbir ederler özün. Yani önceden gereken baharat içerisinde kaç süre ihtiyacı var kalsın? Bir 10-15 dakika bez canına çeksin. Biz hemen yapacağız özün. Tabii biraz bizim burada biber. Vaktimiz az olduğu için. Peki tamam yani içerisinde kalsın yarım saat. Ha böyle bir yarım saat, saat kalı ondan sonra hemen başlayalım. Hemen yapılırız. Biraz karabiber. Sarı kökümüz kaldı. Biraz da heyel koyacağız. Heyel biraz daha güzel eder. Güzel. Farklı bir lezzet veririz lan. Normal samırsağımızı da koyarız. Özüden de maydanozumuz. Hemen direkt yani maydanozu var. Hemen atar içine. Güzel. Vallahi ben çok merak ettim bu yemeği sizin. Ne olacaktı? Çok lezzetli bir yemekti. İçine de biraz yağ koyarız ki iyi dağılsın baharatlar güzel. Birbirine. Öz biz yağda da pişiririz özün. Az yağ koyarız özüne. Tabii. Merak ettim Suzan neden bu yemeğin içine hel bıraktı? Çünkü böyle yemekler yani gördüğü ki biraz et var, patata var, peynir var. Hel her zaman ben hissederim böreklerde, şorba edinde, o tatlılarda, et, şey tavuk şorbası, tatlılarda kullandı biz böyle yemeklerde. Ne acaba bıraktı özüm? Bir güzel lezzet verir özüne. Ben et teşribine de çok koyarım, tavuk teşribine koyarım. Güzel. Yaptığım zaman şorbalara koyarım. Çok güzel bir farklı bir lezzet verir özüne. Güzel aslında şef dediği zaman gerekim her zaman da yani güzel bir bilgileri olsun baharatlar üstünde. Bilsin nasıl baharatlı zatlı da hangisini hangi yemekte kullansın. Nasına yakışır. Aynen nasına. Hangisi beraber katında o ayrı bir tadı veririm. Ama ben bir tek soru işaretim var o da bir senedir. Biz sarı köke billah bırakanda rengi verir özne. Ben. Eydi hiç tadı vermir. Ben de tadı verir. Sarı köke sarı kökün tadı var. Belli tadı var. Aynı zamanda biraz renk de verir. Çünkü domates salçası kullanmırız.
Güzel. Yani sarı kalır. Yani bir güzel bir rengi olur. Aslında ben hiç bilmirdim sarı kökün tadı var. Hep böyle düşünürdüm yani rengi verdim. Ya güzel bir lezzeti var. Tabii. Geldi. Valla Süzen şif olmadığım için yani. Hemen başlıyoruz közke kavurmaya. Biraz yağımız soğunur. Tabii. Hemen ama Süzen yani madeni su bırakanda o özüden yanmaz. Yok. Yani az özü pişer, özüyle pişer, biz tabii güzel bir lezzet verir özüne. Tabii. Özü yani görükmese de, özüden pişer yani fark etmez, biz zaten lezzetini istirik. Genelde hangi yemeği yapırsa o yap, sebze olduğu zaman içinde şekil olarak güzel de, tat olarak da tatlı olur. Da, lezzetli olur. Bu şekilde az yağda pişir o özün, güzel. Güzel. Renk alana kadar. Benim pişirmeyi lazım şimdi. Yanında geçen hatta pişene kadar beşamel sosumuzu yapalım. Yani bir yandan Süzen başladı közke kavurmaya, diğer yandan hemen başladı sosunu yapmaya. Çünkü gördüğünüz belki yemeğin içerisindeki işleme var. Ama sosunu ne şekilde yapır bilmiyorum. Gördüğünüz belki yani gerçekten çok hoştu. Sadece bir şifde gibi mesela Süzen gibi her kim ise bizim devletlerde ne yemekler var, ne yemeklerden meşhur bilir. Bir de o yemeğe alışmak. Çünkü genelde yani onlar da ağızlarının tadı biraz bize yakın olabilir. O yüzden gördüğünüz belki bugün Süzen İtalyan yemeği yapar bizim için. Bir de Süzen bu yemek İtalyan yemeği dedikten sonra yani bu yemek orada çok meşhur değil mi? Bəli, çok yiyinler. Özellikle restoranlar yani çok sevilen bir yemeklerden biri de. Tabii. Ait özlerden. Bəli. Tabii. Gəldik, kürəmiz var bu şekilde. Kürəmizi. Kürəmizden yapırıq. Bəli, kürəydən dışıma sos çok daha lezzetli olur. İstəyir isələr biraz zeytinyağı da koyabilirler. O da olur. Yani kereni bıraktıktan sonra kim tercih edirse zeytinyağı da bırakabilir. Evet. Kerenin yerine yoksa kereyden kalsın özü. Kereyden beraber. Kereyden beraber ama çok, zeytinyağı da. He. Ama çok kere kokusu istemeyenler da sıvı yağdan yapabilirler özünü. Evet. Atiyade de onda kere daha da olmaz. Doğru, çünkü bazı insanlar var bildi. Kokusuna rahatsız olur. Kokusunu sevmezler tabii. Bu şekilde yavaş yavaş. Tabii. Köşte çok hızlı bir şekilde aslında bitti. Biraz böyle kızardar olsun, sonra biraz su verir olsun daha iyi pişsin. Ama önceden gereken yağda kızardar olsun ki baharatın lezzeti çıksın. Hemen suyu vermeli olsun. Baharatın kokusu çıkar o zaman. Peki ya önceden sizden yani mesela köfte kaynadılar. Hani bazen iki nevi insan var. Şimdi mesela ben köfte hiçbir şekilde böyle çiğ çiğ doğramam özün. Yani hemen kaynatırım özün, ondan sonra başlarım doğramak özünü. Peki, niye böyle yaptıysak? Neticede aynen edebilirler. Sonradan yağda kızardığında özün baharatı koyular üzerine. Tabii. Onda da olur. Ama ondan önce dediği o tedbirli tedbirli var yani. Baharat falan koysa. İşte özü kaynattıktan sonra normaldı. Neticede yağda kızarttığı zaman onda da koyabilir. Peki. Ama her zaman çık çık baharatı koyan da canına çeker. Daha güzel olur zaten. Aynen. Peki Süzen bu yemek sadece köske ait yani mesela bildiği takım tavuğu seven var, eti de seven de var. İstediyse etten de yapabilirler, fark etmez. O da olur. Yani aynı şeyleri etten yapabilirler. Aynı malzemeleri biz etten yaparlar ama o vakit et biraz fazla vakit olur üzerinden. Çünkü tavuk kimi dergin. Doğru. Biraz geç pişer. Bu başladı ermağa Süzen bir şey kalmadı. Bu indi sosu yaparak bunu da. Bəli. Peki ilk şey yaptığımız neydi? Unumuzu koyarak. Unu bırakırız. Unu da iyice yağda karıştırırak. Dolantırırak o yüzden. Tabi. Baksak biraz yağa daha ihtiyacı var. Hemen biraz sıvı yağ da koyabilir içine. Aynen. Yani önceden Süzen yağı bırakırız sosu için. Hemen ondan sonra unu bırakırız. O göz ayarıdır yani bir insan baktığı zaman gerek bilmeği lazımdı. Acaba sos ihtiyacı var yağa yoksa ya. Çünkü hani bazen miktardan dagi bir sosu yapanda her yemeği yapanda miktardan dagi göz ayarıdandı. Baktığı zaman baksan yağa ihtiyacı var ya da suya ihtiyacı var. Onu biraz daha fazladı. Onda hemen tekrardan bırakabilsen eksik olduğu malzeme. Gördüğünüz gibi bugün sosu
Suzan'ın yağa ihtiyacı vardı. Bana gel yağı azydı. Ha, biraz yağ azydı. Ama özü önceden kereyden yaptı. Sonra onu bıraktı. Baktı yağa ihtiyacı var. Kalktı biraz yağ koydu. Yağı ama zeytinyağı değil Suzan. Yok, sıvı yağ kullandım tabii. Ben. Çünkü kere çok kullandık. Kullandı. Keremiz çok aynen. iyiydi. Daha kuvvetli olmasın kokusun. Tabii. Biraz sıvı yağ bıraktık. Ama tercih ettikleri zaman yani kim isterse zeytinyağı da bırakabilir. Su sağlıklı yemek isterse hemen zeytinyağıyla sada yapabilir. Hı-hı. O da olar. Kıvamı aynen kestere benzeri, sarı kester. İşte biraz unumuzu gerekim, böyle yağda dolantırağın, onun kokusu geçsin. Onun kokusu kalmasın. Kalmasın. Tabii. Hemen sonradan sütümüzü bırakarak özüne güzel bir kıvam alır. Ne katıdı ne de hafif. Hı-hı. Güzel bir beşamel sos kıvamı, herkes bile evlerde yaparlar. Yani yapılan bir sostu evlerde. Güzel. Bir farklı bir şey yoktu. Etimiz de indi bakılarak biraz daha iyi pişsin. Aynen. Bırakmış o gazın. Hemen ona ki koku gettikten sonra ne yapacaksın Suzan? Hemen sütü bıraksan. Hemen sütümüzü bırakarak ama dikkatli olan gerekim. Hatta... Peki bu krema ne yapsın Suzan? Bu krema bana geldi çok şeylerde kullandı. Lazanya dedi, pasta dedi, fettuccine dedi. Bunlar da hepsi kullanabilirsiniz. Onda da kullanabilirler. Böyle. Çok farklı yemekle dediğim kimin her aynen. ev yapabilen beşamel sosu yapılmış sostu yani. Aynen. Garip bir şey yoktu içinde. Tabii. Hemen az az ekleriz sütümüzü. Bu da göz ayarı da bildiğimiz sanki yoksa... Ege baksak ihtiyacımız derdi. Var. Baksak ihtiyacımız var biraz su katabilir özne. Aynen. O da olur. Valla gerçekten yani ben yakına geldim Suzan böyle. İsterim bakım şekli ne olacaktı? Çünkü genelde yani süt, sonra kere, sonra un. Biraz kıvamı farklı oldu herhalde. Ama hiçbir şekilde birbirini tutmuyor ki Suzan. Ben böyle tavuk etmezdim. Yok yok. Yani atılar aynen. indi sütten. Daha iyi pişer. Bak gördüm uçumun. Hiçbir şekilde top top olmadı. Rahat hemen hepsi açıldı. Baksana biraz katıda hemen. Tabii. Suzan bu kremanı neyde kullanabilirdik başka mesela başka yemeklerde? Bir de kalabilir yoksa bu teze olması lazımdı. Yok edebilir bir gün çevirse özüm buzdolabında ama fazla kalmaz. Fazla kalmaz. Yok. Ne yemeklerde kullanabiliriz? Beşamel soslu makarna da yapmışız. Normal böreklerde ben bazı kere yaparım. Güzel. Üzerine seperem böyle börek şey olur. Hı-hı. Biraz daha güzel olur kıvamı. Doğru. Yani dedik uçumun etli yemeklerde kullanabilirdik. Çok yapmış ama burada da etli yemeklerden. Hı-hı. Beşamel sosu. Ama hazır da var yapabilmeyenler. Hazır alabilirler marketlerde beşamel sosu. Marketlerde de hazır, hazır da var olabilirler. Ama Suzan sen bize ayrı şey alıştırdı. Alıştırdı bizi burada her şeyi özümüz yapalım. Getirelim markette Allah'ın. Biraz karabiber koyduk. Aynen. Biraz da tuz. Biraz. Hemen başlıyoruz tekrardan karıştırmak özün. Hepsi yemeği burada yapırız Suzan. Merak ederim bu patatanı ne edeceğiz? İndi sırası en sonunda, en sonunda bakalım bu patata ne olur. Ne olur? Bilmiyorum süslemek için getirip sen özün. Yok yok. Bilgi var mı? Bekleyin. Sürpriz. Bekleyin. Sonunda sürpriz yapıp patatanı ne edeceğiz? Biraz suyun çekilsin. Aynen. Beşamel çok sosumuzu. Kalmadı Suzan şeyin. Köskün. Yok yok. Aa, sen suyun? Ataşın mı yerdi o? Ataşın. O yüzden başladı sesi çıkmağa. Sirem suyu kalmasın, canını çeksin hepsini. Beşamel sosumuzu da sirem biraz kaynasın. Güzel. Hatta un kokusu da kalmasın. Sos eken ne şekilde oluşmağı lazımdı yani ne? Yani biraz katı, bundan katı olsun biraz. Daha fazla da katı olsa. Böyle. Ondan sonra hemen direkt başlayıp kalan ardımlara. Bunca süt kalmıştı. Onu da bıraktı. Yani tam geldi. Onu da haramdı atağın. Bırakır gözünü oraya. Valla Suzan yani merak ederim acaba sen bu yemekleri nece keşfetsen? Bizim seyirciler biraz asrar ver asrar. Ben dedim yani desem günü 5-6 saat bas yemek bakarım yani hoşuma gider. Yemek videolarını ha. En çok yani bak. Yani indi çok devletleri var mesela bilesen en meşhur yemekler. Bahsederim yani. Çok araştırırım. Yani indi kuşeri yapabilsen. Ha. Bilmem merak ederim kuşeri yemeği nedir? Mercimekti, soğan böyle burada doğrular, halakat, pirinçti, böyle bunlar hepsi kat kat koyuyorlar birbiri üzerine.
Makaroni de kullanılıyor içinde. Bir tane makaroniler var. Onda sos da kullanılıyor sos da içinde. Aynı bizim risotto ki işte. Ha, takriben biz farklı yani aynı, farklı tatlı. Peki. Geldi. Patatan sırası geldi. En sonunda patatanı bildiğin yedir Süzen. Teşekkür ederim Süzen. Bu bilgiler var. Bu şekilde. Patatanı aynen bu şekilde kavurmalar lazımdı. Ha. Böyle hatta her tarafa dağılsın. Hı hı. Biraz beşamel sosumuza biraz peynirimiz de erdiği için biraz birbirine yapıştı. Aynen. Biraz erdiğerek içine koyarak. Süzen biz buranı pislerim. Sonra bilmesin sonunda ben pekerimiz. Peki. Biraz beşamel sosumuza peynir koyduk. Güzel bir lezzet olsun hatta. Hı hı. Kaynadı daha. Yeterli de bu kadar. Tabii. Şimdi geldik tavamızın. Çok güzel oldu. Ha. Aynen beyaz kasterteki oldu. O peynirler de yavaş o şimdi erir içinde dağılmaz. Sonunda malzemeler hepsi kavruldu, hazır oldu. Şimdi geldik patatamızın üzerine koyalım. Katır ağızın birbirine. Ama nece bir kokusu var. Yani gerçekten çok güzel bir kokusu var. Da lezzeti yağındadır. Onu da bırakırız. Hepsini düzeltir gözüm. Buna daha ihtiyacı yoktu. Ben isterim özünde. Gel bak başımı bozup beni bu burada. Tamam sen ne sen özünde. Kalsın yerinde. Hemen bırakırız sosu. Ay sosu çok güzel oldu. Sanki böyle kaşar peyniri gibi bir sen. Peynir koyduk içine. Peki bunun üzerine hiçbir şekilde kaşar peyniri bırakabilmeyiz. Ben şimdi kat kat yaparız o yüzden. Peynirimizden de bir daha bırakırız. Peynirimiz biraz eriyipti. Aynen sıcak olduğu için. Yani normal peynir bu şekilde verecekti bize. Ama işte şey işte piştikten sonra dekişli. Hepsi erir zaten. Aynen. Güzel bir renk alıcı. Şekli bol, çok güzeldi Süzen. Bol peynirle yapalım. Lezzet peynirden de zaten. Hemen geldik. İkinci kat. Hemen sosu da bırakırız. Peki sosu ne kadar miktar olması lazımdı? Yani necidden sikadesen bu kadar sos bunun üzerinde olsun. Yani mesela sadece üstüne koyasan yoksa... Zerbes yani üzerini kaplasın. O kadar. Ama üzerini kaplasın. Her yere dağılsın. Bir renk versin. Peki. O kadar yeterlidir. Geldik. Peynirimizi hapsın tamamen kaplar o üzerin. Bu yemek hapsi peynir oldu yine Süzen. Ben. Kim peynir sevmese bu yemeği yemezsin. Yani gerçekten bazı insanlar var hiçbir şekilde yoğurt. Hemen onlardanım. Gerçekten. Peynir yemesen. Biz bu peynirden yemerim. Kalan peynirini yoğurt hiç yemem. Hiç biz bundan yesen. Ha. Gördün Süzen neydi? Özü yedeki peyniri getirmişti. Süt içmem. Aynen işte. Yani bazen sonra bunlar nece? Süt içmirler, peynir yemirler, yoğurt yemirler. Nece yaşlılar Allah aşkına. Ben yaşadığıma göre. Çok zordu. Geldi kalan sosumuzu hemen bırakarak üzerine. Hepsini kapladı. Merak ederek acaba bu ne olacaktı? Tabii ki bu yemekte fırına ihtiyacı var biraz önce dediği olsak. Peki Süzen yemeği fırına bırakmadan önce bunun ne kadar vakte ihtiyacı var? Ne kadar vakte ihtiyacı var? Fırında. Sorusundan önce. Ha zaman yiyebilir o zaman? Mesela akşam mı vaktidir, öğlen vaktidir? Şam da yenir. Yani gün orta peynirli yemekler onca tercih olmaz. Aynen. Akşam şam vaktinde güzel bir yemekti. Yenilebilir. Tabii bu neyden yenilir? Aynen makarna gibi yalgız yenilir yoksa ile gerek? Ekmekten yenilir çünkü etli bir yemekti. Ekmekten yiyebilirler özün. İsterse yanında bir bulgur pilavı. Sada yiyebilirler. Sada da yiyebilirler normalde ihtiyacıyla. Ama hiç pirinçten olmaz çünkü biz her şey pirincin yanında. He, un var özünde daha patata var pirinçten. Olmaz pirinçten. Şimdi bir şekilde fırına veririz özün. Bekler kızarsın özün sonra çıkartar özün. Tabii. Şimdi bu yemeğimizin son şeklidir. Ama önceden fırına bırakırız özün. Fırına bıraktıktan sonra hemen diyerek sizlere ne oldu bizim yemeğimiz. Süzen yemeğinin adı neydi? Közemya. Kozamya. Bir kere biz bir gün, biz bakın
çok kısa süre içerisinde mutfakta 3 kere sordu Özlem. Közem yemeği yaptı bizim için Süzen. Fırına bıraktı Özlem. Biraz sonra yeniden dönerek Süzen'in yanına. Bakarak yemeği ne şekil oldu sonu, yani en son şekli. O zaman biz hemen direkt programımıza da olmayacağız. Geçen sağlığa. Gördüğünüz belki tekrardan mutfaka döndük Süzen'in yanına. Hemen sağlıklı yemekten geçtik. İtalya. Bizim yemeğimiz. Bizim yemeğimiz de hepsine. Yağlı. Peynir, yağ. Un. Un var içinde. Yani hiç rabıtı yoktu. Peki Süzen. Ama ister yani bazen insanlar da hep düşünmürler. Ne kadar sağlığı yapmak var ise onu yesinler. Yok. Gerçekten onun yanında da yani lezzet, böyle yemekler de ister. Ha. Tamam. Lezzetli de olsun biraz. Wow. Alo, sağlık. Sağ ol. Süzen. Şekli çok güzeldi, sıcaktı da. Yani gördüğünüz ki Süzen yemeği bu en son şekliydi. Süzen, yemeğin adı neydi? Közemya. Yemeğin adı Közemya'ydı. Gördüğünüz ki Süzen İtalya'ya geçtiği zaman bu yemeğe alıştı döndü. Bu yemek Süzen dediği ki peynir olduğu için içinde gün ortalar vakti yenilmez. Yani akşamlar daha fazla tercih olunur. Hiçbir şekilde de pirinç yanında olmaz, bunu hiç unutmam. Onun farkındayım ki her şey pirinç yanı şahsında yer. Ama un ve köz, başka malzemeler var içinde, çok ağırdı mideye. Dikkat edin özne. Ve bugün mutfağımızdan Süzen bu türlü yemeği yaptı bizim çubakağın. Gelecek günlerde Süzen nasıl devlet yaparsan bize. İnşallah gezerik. Bir gün kuşeri de yaparız. İnşallah yaparız bir günden. Aynen, çünkü çok merak edilir kuşeri nerede. İnşallah biz yaparım. Filmlerde görmüş ama. Yemeyiz. Süzen teşekkür ederiz. Sağ ol hayatım. Sağ ol. Gördüğünüz belki değerli izleyicilerimiz burada. Süzen yapıp da bizim için bu İtalya yemekleri. Gelecek günlerde başka bir devlet geçerik. Orada da bakalım ne yemekleri. Ne yemekleri de meşhurdular. O yemekleri de burada mutfağımızda, stüdyoda yaparız siz için. Programımıza devam edin. Hemen geçerin devletlere. Bakalım bir gün hangi devletten tanışarak ne kültürleri var. Oradaki yaşam tarzı necadi. Bir de bir bakalım oradaki yemekler de necadi. Çünkü her devlet bir yemeği var. Özne özel bir yemeği var. Aynen bizler takinece bir yani dolma, başka yemeklerimiz de var. Onlar bize ait. Hiç kimsenin değil. Yine de başka devletlerde aynen yemekler var. Beraber geçerin izleyin. Ondan sonra hemen yorumumuzu yaparak.